Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün size bir havacılık kazasının arka planını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bir tarafta 90 vagonlu bir yük treni, üzerinde farklı farklı yükler ve bu yüklerden biri de 6 adet Boeing 737 yolcu uçağının gövdesi. Ana imalat hattına yola çıkmış, götürülen bu gövdeler ne yazık ki Boeing fabrikasına ulaşmıyor. İşte gördüğünüz bu fotoğraflar ki bu kanalın izleyicilerin çoğu bu fotoğrafı hatırlayacaktır. Dağ başında vagonlardan devrilen gövdeler aşağıdaki nehre doğru geliyor. İşte çok ilginç 6 gövdenin tabiri caizse çöp olduğu, demir yolunun günlerce kapalı olduğu, Boeing'in imalat hattını durdurmak zorunda kaldığı kazanın ilginç hikayesini birlikte dinliyoruz. Genellikle uçak fabrikalarının görüntülerini paylaştığım zaman birçok izleyicimiz şu soruyu soruyor. Ya bütün iş bu fabrikada mı yapılıyor? Bu sorunun cevabı genellikle hayır. Çünkü uçak olsun, helikopter olsun, özellikle havacılık dalında dünyanın dört bir tarafında üretim gerçekleştiriliyor. Kimi küçücük bir vidayı yapıyor, onlar bir yerde gidip bir parça haline geliyor. Daha sonra o parça başka bir noktaya gönderiliyor. Orada biraz daha büyük hale geliyor ve işlerin genellikle %90 ila 92'si başka noktalarda tamamlanıyor ve artık o parçalar neredeyse imalata veya son montaja hazır halde ana üretim hattına ulaşıyor. Burada herkesin zamanı çok kıymetli. Çok düşük stoklarla çalışıyorlar ve hızlı bir şekilde ister askeri olsun ister sivil olsun o parçalar bir araya geliniyor. Son testleri yapılıyor. Genellikle boyama işlemleri de aynı yerde yapılıyor. Ve son kullanıcısına teslimat gerçekleşiyor. Ama yeni nesil üretim teknikleriyle havacılık bu konuda biraz otomotiv sanayini taklit ederek seri bir imalatla en düşük maliyetle uçağın, helikopterin artık ne yapılıyorsa onun teslimatı hedefleniyor. Bu konuda da ilgili işte Türkiye'de de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Motor parçaları üreten, teyi, alp havacılık, küçük pazarlık gibi gerçekten son yıllarda çok fazla şirkete üretim yapan ve bu konuda destek veren şirketimiz var. Şimdi sorabilirsiniz işte TUSAŞ milli ürünlerini yapıyor. Niye Boeing Airbus'a parça yapıyor diye sorabilirsiniz. Burası fabrikaların ayakta kalabilmesi için, üretim tekniklerini geliştirebilmeleri için çok önemli bir fırsat. Çünkü sürekli bir iş var. Bir yandan... Fabrikalar kendi üretim hatlarını bu şekilde meşgul tutuyor. Personelin giderlerini çıkarmasını sağlıyor. Kompozit gibi gelişmiş metaller gibi işleme konusundaki kabiliyetlerini hem koruyorlar hem geliştiriyorlar. Sonra da yarın öbür gün kendi ürününüzü yaptığınız zaman aynı Boeing'in, Airbus'un veya artık hangi şirkete üretim yapıyorsanız onların standartlarında bir ürün çıkartabiliyorsunuz. Bunu Boeing de yapıyor, Airbus da yapıyor. Hatta birbirlerine rakip olup birbirleri için ürettikleri parçalar bile yer alıyor. İşte üretilen o parçalar kimi zaman bir uçağın içine konuyor. Kimi zaman deniz yoluyla bir noktadan bir noktaya gidiyor. Bazen karayolu kullanılıyor. En önemli kullanım noktalarından bir tanesi de demiryolu. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten çok büyük bir ülke. Wichita, Kansas'ta orasının kuru bir iklim var. Birçok havacılık şirketi faaliyet gösteriyor. Ve Wichita, Kansas'taki en büyük üreticilerden biri de Spirit Aerospace şirketi. Bu şirket çok uzun yıllardan beri Boeing ana müşterisi ve yolcu uçaklarına birçok parçayı yapıyor. Üretilen parçalar yaklaşık 4000 kilometre yol kat ettikten sonra Seattle'a gidiyor. Ve oradaki üretim hattında işte gövde, kanatlarıyla, motorlarıyla birleştiriyor. Koltuklar konuluyor ve uçak teslimatı gerçekleştiriliyor. Tarihler 4 Temmuz 2014'ü gösterirken yine Wichita, Kansas'tan işte 6 adet 737 gövdesi, çeşitli kanat parçaları, çeşitli üretilen parçalarla birlikte trenin yaklaşık 90 vagonu devasa bir tren, yaklaşık 19 vagonu Sprit Aero Space'in, imal etti parçalarla dolu ve tren yoluna devam ediyor. Bu günlerce süren epey uzun bir yol. Bu yolda giderken Montana eyaletinde tam böyle dağların arasında çok ilginç bir kaza meydana geliyor. Bu kaza daha sonra hazırlanan raporunda çeşitli trenin kullanım standartlarının yerine getirilmedi. Yani bizim havacılıkta biraz pilotaj bağladığımız. E, trenle ilgili operasyonel olarak kurallara pek fazla uyulmadı. Bir yandan da bu gövdeler vagonlara e, istenilen standartlarda bağlanmadığı için bir savrulma meydana geliyor. Uçak gövdesi dediğinizde zaten kocaman parça. Vagonun devrilmesiyle birlikte o tutan noktalardan o gövdeler kopuyor ve aşağı doğru sürüklenmeye başlıyor. Bu gördüğünüz çok ilginç fotoğraflar, görüntüler ortaya çıkıyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Sanki işte bir balık tutmuş, balıklar var. Balığı da böyle bir kayanın üzerine atmış gibi gerçekten çok ilginç görüntüler meydana geliyor. Şimdi Boeing tabi o parçaları bekliyor. O parçalar gelecek. Uçak üretimi devam edecek. Çünkü orası akan bir hat. Bir yerde ipi kopardıp dur dediğiniz zaman duramıyorsunuz. Uçağı ilerletmek durumundasınız. Çünkü fabrikanın bahçesine ne koyacak o parçaları yer var ne de uçaklar üretildikten sonra teslim edemediğiniz zaman o uçakların park edeceği alanlar var. Zaten benzeri kriz sonrasında pandemi zamanında o fabrikalarda onun öncesinde de 737 MAX krizinde uzun uzun yaşanmıştı. Şimdi bir taraftan Boeing ve tabii ki havacılık otoritenin yetkilileri hemen Montana eyaletine gidiyorlar. Kaza yerinde gövdeleri incelemeye başlıyorlar. Şimdi bu gövdeler kullanılabilir mi? Boeing'in derdi bu. Fakat görülüyor ki gövdeler inanılmaz ağır hasarlar almış. İşte metallerinde kırılmalar, çatlaklar oluşmuş, büzüşmeler oluşmuş. Bunu tekrar toparlayıp bir uçak haline getirmenin maliyet inanılmaz yüksek. Adeta sıfırdan yapmak zorundasınız. Ve hemen orada bir Boeing karar alıyor ve bu parçalar hizmet dışına çıkartılıyor. Havacılık tabiriyle kal ediliyor o parçalar orada. E şimdi bu parçayı kal ettiniz. Hemen Montana merkezi bir geri dönüşüm şirketiyle temasa geçiliyor. Bu geri dönüşüm şirketi de daha önceden uçakla ilgili dönüşümler gerçekleştirmiş. Bu konuyla ilgili tecrübesi var. Hemen o gidiyor ama o gövdelerin oradan çıkartılması lazım. 50 kişilik ekip gerçekten bir haftaya yakın uğraşıyor. O parçaları önce işte nehir akıyor bir taraftan, emniyete alınıyor. Yüksek vinçler kuruluyor. O vinçlerle tekrar demir yoluna konuyor ki demiryolu çok fazla hasarlanmamış, kullanılabilir durumda. O trenin üzerine yeniden yollanan trenle birlikte yerleştiriliyor ve belirli bir noktaya kadar götürülüp orası temizleniyor. Bu operasyon sırasında demiryolu e, ulaşımı da durmak zorunda. Fakat tabi Amerika içerisinde her ne kadar karayolu ön plana çıksa da veya e, hava yolu çok ön plana çıksa da demiryolunun yük taşımada çok çok büyük önemi var. Burada da ciddi bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Boeing dönüyor. Üretim hattına yeniden sipariş veriliyor. İşte uçaklar teslim edilemiyor. Çünkü hava yollarıyla yapılan çok sık anlaşmalar var. uçan teslimat süreleri var. Geç kalındığı zaman sonuçta hava yolu bakmaz. Ona bana da kardeşim tren devrilmeseydi de diyebilir. Benim ihtiyacım var. İşte yeni hat açacağım. Ona göre büyüme planladım. Ona göre bilet sattım diyebilir. Bunlar tabi tartışılması, pazarlıkları Uzun uzun konular ama işte Boeing'in önüne yeni bir tartışma konusu geliyor. E, teslimatlar gecikiyor. O dönem içerisinde 2014'te aylık Boeing'in 42 adet 737 teslimat sözü var. İşte ona tekrar ulaşılması, gelinmesi, toparlanması gerçekten ciddi çok önemli bir süreç haline geliyor. Ee, uçak imal eden ana imalat hatları gerçekten fazla stokla çalışmıyor. Çünkü bu stokları tutabilmek çok çok pahalı. Bir de şimdi havacılıkta türbülans o kadar fazla ki dönem geliyor yolcu çok uçak yok elinizde. E, sipariş veriyorsunuz işte yaşıyorsun yaşadık en son salgın. Salgın sırasında bütün hava yolları yere indi. E, uçaklar ne olacak? O uçaklar için çok ciddi bir finansman süreç, süreci var. Havayolu cebinden 250-300 milyon doları pat diye çıkartıp o uçağa peşin para satın almıyor. E, bankadan krediler alınıyor, leasingler yapılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor. İnanılmaz böyle bir finansal bir süreç var ortalıkta. Ve ortalık teslimatlar geciktikçe, havayolları bunları almadıkça hem tazminatlar devreye giriyor. Bir taraftan havayolunun batmaması lazım ki işte Boeing Airbus uçak satsın ee, öbür taraftan Boeing'in Airbus'un batmaması lazım ki uçak üretimi gerçekleştirsin. Gerçekten böyle bıçak sırtı gibi zor bir süreç sonuyor sonucunda dönüyor dolaşıyor. Bu tür ekstra maliyetleri bizler yolcular uçak biletleri üzerinde görüyoruz. Maliyetler arttıkça fiyatlar da artıyor veya rekabet çok olup çok fazla arz olduğu zaman da fiyatlar bir şekilde aşağıya inmeye başlıyor. Evet bugün sizlerle enteresan bir e, yer kazasının e, hikayesini anlattım size. Neyse ki kimsenin burnu kanamamış. Bu yazıyı hazırlarken e, Türk Hava Yolları'nın teknik bölümü TE Teknik'ten emekli Ersan Yürekli'nin yazısından yararlandım. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlık, mutluluk ve kazasız günler diliyorum.